Şimdi burada bir ambalajcı abimiz var. Agaya beleş. O bir filmden alıntı biliyorsunuz. Yalnız şurada bir Malatya bedduası var. Yanın yere gele. Olmaya ki senin yanın yere gele derler. Yani böyle buna benzer bir şeyler. Güzel. Şimdi çarşının aşağısındayız. Burada kayısıcılar falan var. Şöyle Şire Pazarı'nın olduğu bölüme gidelim. Yani Şire Pazarı'nın eskiden olduğu bölüme. Bakalım orada durumlar ne. Karşıda maliye binasını görüyorsunuz. Buradan görünüyor artık. Burası dümdüz bir yer. Oradan da Akpınar'a bağlanalım bakalım. Akpınar ve Şire Pazarı'nda bakın burada bir abimiz var. Edik eşyalarını kaldıran. Bakın şurada tezgahlar var. Bu tarafın videolarını atıp şey demişler ya, ben de gerçi öyle bir başlık atmıştım işte, Hindistan değil Malatya diye. Şöyle bakın görüyorsunuz tezgahları. Gel babacığım. Buyurun. Evet şöyle geçeyim ben. Bakın burası Şire Pazarı'nın olduğu bölüm. Sol tarafta, sağ tarafında kayısıcıların olduğu bölüm. Malatya'ya gelenlerin mutlaka uğradığı yerlerden birisi. Burada sağlı, sollu kayısıcılar vardı, kuru yemişçiler vardı, organik gıdacılar vardı. Hatta bizim Tunahan kayısı dayımlarımın dükkanı da burada, buranın sonundaydı. Şimdi hiçbiri yok. Yani Şire Pazarı bölümü bu şekilde. Buradan da Akpınar Caddesi'ne doğru bir çıkalım bakalım. Durum nedir? Akpınar'da konteyner dükkanlar açılmıştı. İbrahim Perk Camii hemen karşınızda. Görüyorsunuz tüm heybetiyle ayakta durmuş bir şekilde bekliyor. Burası da görünmüyordu tabii ki. Yanına gelene kadar fark edilmeyen bir camiydi. Depremden sonra sağı solu her şey yıkılınca orası da görünür oldu. Hatta şu tarafta, şu bölümde Malatya'nın meşhur ustalarından rahmetli Hacı Baba'nın dükkanı vardı. 3. ya da 4. nesil işletiyordu. Orası da depremden etkilendi ve kaldırıldı. İbrahim Perk Camii'nin görüntüsünü görüyorsunuz. Bu şekilde. Biraz da yoruldum. Bayağı bir yol yürüdüm. Böyle görüntü alalım. Hatta şu araba olmasaydı bir fotoğraf alırdık ama araç var. Photoshop'ta öğrenemedik henüz. Öğrensek iyiydi işte. Öğrensek iyiydi de çok şey bir cümle. Öğren o zaman, değil mi? Öğrensek iyiydi ne demek? Neyin bahanesi? Şimdi Akpınar'a doğru çıktık. Şu karşı gördüğünüz kapıdan çıkınca Akpınar Caddesi'ne çıkmış olacağım. Akpınar'da depremden %95 oranında etkilenen yerlerden birisi. Trafik devam ediyor burada, akıyor. Şuradan şöyle bir görüntü alalım. Bakın karşı taraf çevre yolundan Akpınar'a giriş kısmı. O taraftan görüntü bu şekilde. Gördüğünüz gibi konteyner dükkanlar açılmış vaziyette. Buradan dönelim.
Şöyle karşıya geçeyim. Bakın Akpınar Caddesi'nde konteyner dükkanlar açılmış. Sağlı sollu faaliyetteler. Şöyle görüyorsunuz. Burası Malatya'nın ticaret merkezlerinden birisiydi. Burada da birçok sektörün varlığını yürüttüğü bir yerdi. Şimdi bu şekilde bir görüntüye sahip. Görüyorsunuz. Şöyle. Karşı taraf güneşti, buraya geçtim. Buradan da böyle görüntü ala ala gidelim. Buraya birçok telefoncu gelmiş. Konteyner dükkanı açarak. Şurada bir züccaciyeci abimiz. Tezgah açmış gördüğünüz gibi. Çarşının durumu böyle işte, gördüğünüz gibi. Yani bir şey anlatmaya da gerek yok zaten aslında. Videonun kendisi kendisini anlatıyor. Bu yücel ordusu güzel mi? Yerli domates 2,5 liraymış. Burası çilesiz şey, çarmıh diyorum yani. Melek Baba Taştepe, İzolu Tepe dolmuş durağı. Tepeler karıştı. Öyle gidelim. Sol taraf Cezmi Karta'ya bağlanıyor. Burası Akpınar. Bu büfenin bölündüğü bölüm. Bulunduğu bölüm. Akpınar Meydanı. Yanlış hatırlamıyorsam burası. Hatta burada bir Pınar'ın aslan heykelinin, içinden su akan aslan heykelinin olduğu da söyleniyor. Ben burada bir çeşmenin şey olduğu dönemi hatırlıyorum ama yani Pınar dönemini görmedim. Aranızda buranın eski halini, yani eskiden kastım ya 30-40 sene önceden bahsediyorum. Varsa hatırlayanlar yazabilirler yorumlara. Tam Akpınar Meydanı'nın göbeğindeyiz şu anda. Burası Akpınar Meydanı. Bakın sağındaki solundaki binaların durumu da bu şekilde. Söğütlü Cami. Genç futbolcu arkadaşlarımız. Gençler hangi takım? Hangi takım? Bravo. Malatya Anadolu Futbol Okulu. Güzel. Çok iyi.
Öfteci kardeşler kendi yerinde konteynerda. Durumlar bu şekilde. Evet. Vaziyet böyle. Bike 2000 alsın yanına geldik gittik geldik buraya geldik yine. Şuradan gireyim. Söğütlü Camii'nin önünden de görüntü almış olalım. Videoyu kapatalım. Evet. Bugün bu saatlerimizi Malatya Çarşısı'na ayırdık. Çarşıdan görüntüler bu şekilde. Zaten bir şey anlatmaya da gerek yok, dediğim gibi videonun kendisi birçok şeyi anlatıyor. Şurada rahmetli Amik Ayhan'ın dükkanı vardı. Vişne limonata. Mükemmel vişne limonatası vardı. Söğütlü Camii tespitçileri ne oldu acaba? Şu taraf kapalı da bir yere girdiler mi acaba? Görüntüde bir şey yok. Vaziyet bu şekilde. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Buradan devam edeyim ben de.